kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Plazadan içeri girer girmez, neşe içinde asansör bekleyen iki kız gözüme çarpıyor. Boğaz tokluğuna çalışılan bir gazete için fazla mutlular. Zaten oldum olası, işe enerjik gelen insanları anlamamışımdır. Pazartesi günleri neşeyle uyanan birinin en fazla sevgilisinin adı neşe olabilir. Çünkü Haftanın bitmesine dört gün varken gülebilen insan o günü kesin cuma sanıyordur. Bir de şu lafa bayılıyorum bu beyaz yakalılarda. Kahve içmeden ayılamıyorum. Neden? Brezilya göçmeni misin sen? Kütüğünü sorsak Kars'tır, Çorum'dur. İki göbek ötede nenen sabah namazından sonra ekmek pişiriyordur. Ama sen kahvesiz ayılamıyorsun. Ya bırak bu işleri kardeşim. Git elini yüzünü yıka, ekmeğin arasına peynir koy. Dümdüz ayıl işte. Biraz yaşadığın coğrafyaya uyum sağla. Bırak antini kuntini. Yeni bir haftaya daha bokumla kavga ederek başlarken biri omzuma dokunuyor. Bu etli parmaklar, bu iştahlı dürtüş kesin Feridun diye düşünürken şakşakçı ileri seviyedeki İngilizcesini kulağıma fısıldıyor. Congratulations. Ha, her kuşu hallettin İngilizce kaldı. Acaba o samimiyetsiz ses tonuyla beni tebrik ederek neyimle dalga geçiyor yine? Bir haftadır Ceyda Hanım'dan fırça yemedin şekerim. Tebrikler. Hiçbir şey söylemeden boş boş bakıyorum suratına. Çünkü mal beyanında bulunan birine ne söylenir bilmiyorum. Evet. Buradaki mal Feridun ve zevzek sözleri de o malın beyanından ibaret benim için. Hey, kime söylüyorum? Yoksa fırça atsa da bir şey olmaz. Acı patlıcanın çırağı kalmaz mı diyorsun? Acı patlıcanın çırağı mı? Allah seni kahretsin diyorum. Şu ilkokul terk Türkçenle müdür olmuşsun ya. Seni her gördüğümde hayattan umudumu kesiyorum. Neyse ki asansör imdadıma yetişiyor da bu dayanılmaz zulme katlanmak zorunda kalmıyorum. En çok böyle zamanlarda üzülüyorum bu kalemin olarak yaratılmadığıma. Mesela sabah şekeri Feridun'u uzaktan mı gördün? Hop! koltuk döşemesine dönüş. Ya da Ceyderha burnundan soluyarak ağzını mı açıyor? Yat yere, halı flexle aynı renk ol. Ama yapacak bir şey yok. İnsan olarak dünyaya geldiğime göre mecbur katlanacağım bu eşrefi mahlukata. Mesai arkadaşlarım baş başa vermiş bir şeyler hesaplıyor. Uğraştıkları her neyse işle uzaktan yakından ilgisi olmadığından eminim. Ve fikrimin sağlamasını Leopar Sun'a yapıyor. Kızlar, müjdemi isterim. 2020'de Kurban Bayramı 9 gün tatil. Bizimkilerin 3 yıl sonraki tatili hesaplayan acıklı hallerini görünce aklıma internette gezinirken gördüğüm o muhteşem beyaz yaka şiiri geliyor. Bodrum apaçi doldu, Olimpos bitti. Senden duyan yüz binler hep kaşa gitti. Bozcaada 10 yıl önce pek yitti. Tatil trendlerini Yaz beyaz yakalı, kahve bağımlılığını övüneceksin. Kimsenin bilmediği balığı sen yiyeceksin. Ölürsen ala çatıya gömüleceksin. Toplantı et, beyaz yakalı. Makarnaya verirsin 23 lira. Maaşın yarısı kredi kartı, yarısı kira. Mohito çıktı çıkalı, içmezsin bira. Ömrün havayla geçti, beyaz yakalı. Bizim Bremen mızıkacılarının durumunu bu dizelerden daha iyi anlatan bir şey yok. Şiir kimin bilmiyorum ama düşünüp yazanın aklına sağlık. Benim tatil anlayışımsa beyaz yakalılardan biraz daha farklı. Denize girdiğim tek yer Aysel teyzemlerin Kumburgaz'daki yazlığı. Orada da bugün dodos var, yarın Poyraz var, aman deniz anasına dikkat et diyen pimpirikli servet eniştem yüzünden narin bedenim tuzlu suyla buluşamıyor.